Herkese yeniden merhabalar. Bugün birlikte çarşamba pazarını gezeceğiz. Uzun zamandır buraya gelmiyordum ve bayağıdır gelmek istiyorum. Kürkçan'dan sonra şimdi çarşamba pazarını ihya ediyoruz. Gerçekten eski fiyatlar hala aynı mı? Çok merak ediyorum. Bayağıdır gelmedim çünkü buraya da. Şimdi girelim hemen bakalım, başlayalım gezmeye. Şortlar 25 lira olmuş. Güzel kumaşlar bunların. Şöyle askılı penyeler 10 lira ama bunlar da defolar olabiliyor ama güzel. Kumaşları güzel yani. Bakın. Soğan kabuğuyla birlikte. Bu pazarda birçok şeyi bulabilirsiniz. Özellikle kıyafet. Lerin bol olduğu kıyafet, ayakkabı, ondan sonra işte aksesuar, takı vesaire, bu tarz şeyleri fazlasıyla bu pazarda bulabilirsiniz. Çanta gibi, söylemediğim daha ne var? Böyle şeyleri çokça bulabilirsiniz. Tabii yiyecek içecek de var. Bugün kıyafetlerin ve işte tekstil ürünlerinin ne kadar olduğunu öğrenmek için geldim. Bir de burada önceden şey vardı. Önceden kumaşçılar vardı, böyle ucuz kumaş alabileceğiniz yerler vardı. Şu an hala var mı bilmiyorum. Benim de kumaş almam gerekiyor. İşte ördüğüm şeylerin içerisine dikmek için kumaşa ihtiyacım var. Onlara da bakacağım. Eğer ki bulabilirsem onları da sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi hemen başlayalım artık. Nerede, ne var, ne kadar kumaşlıyoruz. Şurada şöyle erkek silikleri var, 150 lira. Güzel görünüyorlar. Şöyle çocuk kıyafetleri. 50 lira diyor. Böyle kapalılar için de tabii birçok şey var burada. 150 lira. Uzun. Güzelmiş bu. Bu da 150. 300 TL trench coat buldum şu anda. Oradan oraya atlıyorum ama şurada 50 lira terlikler var. Şurada da şöyle spor ayakkabılar var, 100 lira. Çocuk şeyleri, şalvarlar 35 lira. Ay, minik minik, çok güzel ama kumaşı gerçekten çok güzel. Evet, kotlara geldik. Güzel kotlar var yine. Bunlar erkek sanırsa. Çok güzel. Siz mi bakıyorsunuz? Ne kadar mı? 150. Yani. Aynı şekilde erkek pantolonları da, bunlar da 150 lira. Kumaş, yani kotları güzel görünüyor bence. Bir kotçu var, hemen oraya da gidelim. Kotçular bu pazarda da var. Cumartesi pazarında özellikle çok fazla var ama burada çok güzel. Daha önceden buradan almıştım sanırsam, burasıydı. Evet, buradan pantolon almıştım. Az önce baktığımız pantolonları sordum. Plans Bear'ın vardı, Cotton'un vardı. Yani birçok markanın pantolonu vardı. Sordum ne kadar olduğunu ve gerçekten orijinal mi diye. Sadece küçük hataları varmış, işte dikiş hatası vesaire, ama gerçekten %100 orijinal olduğunu söylediler. Ben daha önceden oradan pantolon almıştım. Defacto'nun bir ürünüydü. Yani bence alabilirsiniz. Küçük hataları oluyor. Benim aldığımda da önünde hafif leke gibi bir şey vardı ama hiç belli bile olmuyor yani böyle. Çok çok dikkatli bakmak gerekiyor anlayabilmek için. O yüzden alınabilir. Fiyatlarını da söyleyeyim hemen. 150 ve 130 lira. Bu civarda değişiyor. Yani daha önceden böyle bir 2-3 ay öncesine geldiğimde 90 liraydı o 150 liralık olanlar. Şu anda 150 olmuş. Sen onun gibi gören gören mi? Çiftçilik neresinden ne kadar? Marka! Marka! Hadi bakalım. Çok güzeller. Marka ne kadar bunlar? 3 tane 25 ama. 3 tane 25. Evet, bunlar ne kadar? Neler? Şunlar sizin. Bismillah. Desenler de mi aynı? Aynı abla. 10 lira. Hadi çok kaşığı bana uzatabilir misin? Çok güzel görünüyor. Şöyle hırkalar var. Çok güzel görünüyorlar gerçekten. Butik ürünleri bunlar. Hırkalar da 150-200, yani kısaları 150, uzunları 200. Şu anki piyasaya göre iyi ve gerçekten kaliteliler, güzel görünüyorlar, sevdim ben.
topuklu ayakkabılar var burada. 100 lira bam gidiyor. Bakalım bakalım. Oo. Çok güzel. Çok yani Bambi'nin ürünleri ve 100 lira. Çok güzel, bayıldım. Şunlardan almak istiyorum. Şu an aslında alsam mı bilmiyorum. Yine cam diye gelip her şeyi alacağım. Çok iyi görünüyor. Şurada halılar var. Halıları soralım bakalım. Bakalım bakalım. Oo. Çok güzelmiş. Ne kadar şunlar? Ne kadar dedi, biz sorduk mu fiyatı? Valla sormadık daha yani. Şöyle yıkanabilir halılar bunlar da bu şekilde. Böyle karesine mi yok? Olay yok. Küçüğü 100 lira. Ayakkabılar. Çeşit çeşit. Orijinalin çakması. Çok benzer ürünler. Ne kadar bunlar? 25 lira. 25. Güzel pantolon. Çoklar. Bunlar da erkek güzel. Başka mı? Ne kadar bunlar? Ne kadar? 200 mi? Yani iyi görünüyor. Ve yine pantolon buldum ben. Bunlar ne kadar? 50 lira diyor. Bakalım nasıllarmış. Yani böyle. Güzel. Gayet güzel pantolonlar. Kendi bacağımdaki gibi bir şey buldum. 50 lira bunlarda. Çok güzel. Pijamalar, pijamalar. Çok fazla pijama satan yerde bulabilirsiniz. Ne kadarlar? Şunlar 150 liraymış. Güzel tişörtler 15 TL. Şöyle. Bu da arkası. Bu çantalar ne kadar? Bunlar ne kadar? 130. Güzel görünüyor ya. Hayırlı işler canım. Şöyle bir şeyler. Diyoksin. Okey. Bu ne kadar? 130. 130 mu da? 150. Bu 150'ymiş. Yükseliyoruz. Valizler çok güzel. 600 normalde bugün hep indirime geçiyor. 500 bu. Ha? Şu mu 300 olan? 300. Ha. Şunlar da 300. Güzel görünüyor. Yani biraz ince. Çoraplar, şunlar 15 lira. Daha kalınları 30 lira. Açmamı aldım. Ritüeli değiştirdim. Simit ritüelim vardı. Açmaya geçiş yaptım. Böyle görünce çok güzel göründü gözüme. 60 lira tişörtler. Bence çok güzel görünüyor. Kumaşı da güzel. Şöyle polo yaka olanlar da var. Şöyle çakma Kolombiya'nın şeyleri var. Onlarda da 250 yazıyor. Çok güzel polarlar buldum. Polarlar ne kadar? 200. 200 lira. Yani güzel ama çok güzel görünüyorlar. Alınabilir. Havlular, bornozlar. Şurada bornozlar var. Havlular da çok güzel. Rengarenk. Şu kırmızı 220-330'a da var. 350'ye de var. Bunlar 25 lira yazıyor. Şunlar güzel aslında, şık. Şu yağdanlıklar 25 lira, çok iyi. 1 lira bu çoraplarda. Yani defoları var tabii ama seçerek alınabilir. Kumaşçıların olduğu yere geldim. Kaçana kadı. Geliyorum ben de. Şöyle bir kumaş alacağım galiba. Şu renk de çok güzel.
Bu gömlekler 100 lira ve büyük bedenleri de var. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bakın burada tüller, kadife, yumoş yumoş böyle. Bak kadife 10 lira. Aa çok güzelmiş. Şöyle şuraya doğru gideceğim şimdi. Şu arkada bir şeyler var. Başka bir yere giriş. Bu nasıl bir yer bakın. Şu tülleri, güneşlikleri nasıl, neye göre satıyorlar acaba? Satanlar ne kadar? Satanlar ne kadar? 2 metre 120 lira. Hangisi aldı? Satanlar. Değiştiriyoruz abi. 2 metresi 120 lira, 3 metresi 180 lira. Sıradan kocaman bir parça kumaş aldım ve turuncu, böyle fosforlu renkleri seviyorum. Çantaların içine böyle rengarenk görünüyor. Onları öyle dikmeyi seviyorum, hoşuma gidiyor. Bakın bu tarafta da kumaşçılar var. Buralarda böyle yol boyunca gerçekten o kadar çok fazla var ki. Bayağı kumaşçı var. Tül, perde, kumaş, halı, bu tarz şeyleri çarşamba pazarında bol bol bulabilirsiniz ama gezin. Şimdi buradan çıkacağım. Artık çarşamba pazarını bitiriyorum. Şöyle şunları da çantalara askı yapmak için kullanabiliriz aslında. Olabilir. Böyle. Kolarlar da var. Ama bunlar çok güzel değil ama aşağıdakiler daha güzel. Tepimi çekenleri söyleyeyim. Şurada da trench coatlar var. Aa, o kaban ne kadar? 350 lira bunlarda. Şurada 30 liraya pantolon var ama girmek gerçekten zor. 30 lira. Ne yapıyorsun? Nereye koyayım? Tavalar, tencereler. Neler bunlar? 50 lira, 75 lira. 150, en küçüğü 125. Gömlekler de 150 liraymış. Çok güzel görünüyor. Ay pantolon var. Şurada neler oluyor? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok şık. Evet, ben artık çarşamba pazarından çıkıyorum. Birçok şeyi sizler için çektim, paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Ben özellikle kumaş için gelmiştim. Yani sadece küçük bir parça kumaşa ihtiyacım vardı. Ve çok yerli bir alışveriş oldu. Sadece 5 liraya kocaman bir parça aldım. Yani ondan 3-4 tane çanta çıkartabilirim ben, çanta astarı. Bir de yastık için astar yapmayı düşünüyorum. Bir tane de yastık örmeyi düşünüyorum yakın zamanda. Şimdi benden bu kadar. Yani bütün fiyatları sizlerle elimden geldiğince paylaşmaya çalıştım. Umarım videomu beğenirsiniz. Daha fazla bu tarz içerikler isterseniz de kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Çıkıyoruz artık pazardan. Daha çok işim var. Hadi gidelim. Şimdilik hoşça kalın.